Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda birazcık doktrinlerden konuşacağız. Ee, unitlerde bu sağ yukarıda gördüğünüz ekstra perkler, ekstra verdiğimiz özellikler nedir, ne işe yarar, nasıl verilir, birazcık neye göre verilir, birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi özellikle e, ben burada klasa ve e, yani klas dediğimde mesela tüfek mi unitiniz yoksa... E, Atıyorum charge atan bir unit mi? Kılıçlı bir unit mi? Ee, yoksa elinde balyoz gibi bir şey olan bir unit mi? Bir lancer mı Yani uzun mızraklı at unit mi? Bunlara dikkat edilmesi lazım en başta. Bunlar üzerinden gidersek zaten olay çok daha kolay oluyor. Siz de hani neye ne vereceğinizi çok daha rahat anlamış oluyorsunuz. Mesela öncelikle en kolay, en basit şeyden başlayalım. Elinizde bir range unit varsa... Yani Musket veya e, Okçu veya Arbaletçi olabilir bu. Mesela Pevice Crossbow'dan yani Pevice Arbaletçilerinden başlayalım. Nasıl, neye göre ben vermişim burada onları inceleyelim doktrinlerimiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada doktrinlerde Pierce Damage var. Piercing Damage yani delici hasar. Ve e, buna ekstra olaraktan da... E, breakthrough yani Yık geç miydi e, Türkçesi tam hatırlayamıyorum. E, simgesinden artık kusura bakmayın anlamaya çalışırsınız. Sizde elinizde varsa. Bir de e, Assassination doktrinimiz var. Bunlar da e, bu Pierce Damage'a yanında ekstra damage veren ünitler. Bunlardan bir tanesi sizin ünitlere vurduğunuz damage arttırırken diğeri hero'lara yani karakterlere vurduğunuz damage arttırır. Ben bunları neye göre verdim? Genellikle elinizde şu iki doktrin vers varsa bunları kesinlikle oynadığınız range ünitlere vermeye çalışın. Çünkü en çok DPS'i range ünitler çıkartır. Hiro'ları da olsa, karakter şeyleri de olsa, ünitlere de, birimlere de olsa onlar çıkartır. Peki Pierce'a nasıl karar verdik? Arbaletçiler, tüfekçiler, okçular bunların hepsi mi çururlar. Buradan bunu nasıl anlayabilirsiniz? Gazili'ye basarsınız en sağ üsttekine gelirsiniz ve gördüğünüz gibi piercing armor penetrationı 3k. Piercing damage'i 2k 600. Bir de ne vuruyor? Blunt vuruyor. Blunt neden vuruyor? Çünkü bu arbedecilerin bir özelliği. Artık çok olmasa da dibine girdiğinde kalkanlarını çekmiş bir şekilde duruyorlarsa sizi birazcık ileri savuruyorlar. Bu savurma sırasında kalkanla vurduğu deme işte. Blunt damage olarak geçiyor. Yani eğer hiçbir fikriniz yoksa unit hakkında burada unit'in üstüne tıklayıp gazileye gelip sağ üstteki en sağ üsttekine tıklayıp unit'inizin demeş türünü öğrenip ona göre de doktrin verebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi e, benim verdiğim doktrinlerde pierce damage'im var, fire rate arttırmam var, Assassination'da break türüm um var bir de e, bir daha piercing damage eklemişim. Yani ekstra bir piercing damage'im var bu unitlerde. Zaten piercing armor penetration'ı yeterince yüksek birazcık daha piercing damage'ini arttırmaya çalıştım. Ama elinizi de eğer bunlar yoksa şöyle de yapabilirsiniz. Yeşil doktrinler de gayet iyi. Gördüğünüz gibi piercing armor penetration doktrini var burada. Ondan verirsiniz. Yeşil piercing damage doktrini verirsiniz. Öyle tamamlarsınız. Peki bu ünite ben neden hiç defans vermedim? Çünkü açıkçası range ünitlerin çok defansa ihtiyacı yok. Elinizde eğer ki böyle full mavi doktrin koyabileceğiniz bir imkan varsa kesinlikle bunu tercih edin. Yani bu tabi her ünite bu full mavi doktrin de harcanmaz. Mesela atıyorum yeniçeriye yani full gidip full mavi koymaya gerek yok. Ben ne yapmışım? Assassination'la Breakthrough'umu koymuşum gene. Çünkü ee, çok yüksek DPS çıkartan bir unit. Yeniçeriler 3 yıldız olmasına rağmen aşırı yüksek bakın. 3K 3K neredeyse ikisi de hem piercing damage hem piercing penetration'ı. O yüzden bu unitin mesela sadece piercing damage var. Ne yaptım? Kendi verdiği doktrinini koydum. Assassination break koydum çünkü range unit e, rahatlıkla gözüm kapalı koyabiliyorum. Bir de piercing de piercing armor penetration'ını koydum. Geçtim. Yani anlayacağınız e, range unitlerinize piercing armor penetration ve piercing damage varsa koyuyoruz kesinlikle Birinci numaralı Elimizde varsa Assassination'la Blake break turu e, onları ekliyoruz. Yoksa defans ve health doktrinleriyle devam ediyoruz. Mesela Imperial Arka Vücudurlarına da gene Piercing Armor Penetration'la Piercing Damage'imi koydum. Piercing Armor Penetration'la Piercing Damage'imi koydum. Assassination'la Break koydum. Mesela buraya boş tutuyorum. Çünkü bu sezon e, fark etmişsinizdir. Size günlük doktrinler veriyor. Yani mesela arkebüjürüme geldiğinde onu koyuyorum. Ama normalde ne kullanıyorum? Health kullanıyorum arkebüjürde. Çünkü elimde yani 310 health veren bir şey var. Doctrine var. Bu arkebüjür doktrini. Ee, sizde de bunun bir yeşili olabilir. ankamın Life Doctrine. 250 health verir o da. Onu da tercih edebilirsiniz. Ya da bunun yerine Piercing Defense koyabilirsiniz. Ama e, bence bu arkebüjürlerde... Health'i bayağı az olduğu için gördüğünüz gibi 3k 600. Yani siz buna belki 300 şey koyduğunuzda bir Namkan okçusu buna vurduğunda ölmek normalde ölecekken belki o 310 health onu kurtarabilir. Çünkü dediğim gibi canı çok az. Yani bu uzakçı, range yani arbeletçi, tüfekçi ve Namkan için Namkan'ı da hemen şöyle göstereyim ne koyduğumu, piercinglerimi koydum. Bir tane Assassination koydum. Çünkü Namkan cidden çok yüksekte DPS çıkartıyor kanatması sayesinde de. Breakthrough'um o zaman yoktu. Namkan'la Breakthrough'u tercih etmedim. Elimde bulunmadığı için. Archer Doctrine'im vardı. Okçu Doctrine'im. yüzde %10 arttıran. Okçularımı ona ekliyorum. Gayet elimde varsa mesela. Imperial Ar Archer'ıma da ona ekledim. Gördüğünüz gibi. Range Infantry yani uzakçı piyade. Uzun menzilli piyade unitlerimizin hepsine piercing damage, piercing armor penetration, breakthrough, assassination takabiliyoruz. Bunlar elimizde yoksa bir de klasa özel mesela arbaletçilerde işte e, göstereyim hemen fire rate arttırma doktrini vardır. Bu sadece crossbow piyade şey piyade arbaletçilere özel bir doktrindir. Hani bu yoksa elinizde ne veriyorsunuz? Health veriyorsunuz ya da piercing damage verebiliyorsunuz. Zaten şöyle diyeyim piercing damage vermeniz diğer piercing pardon defans vermeniz diğer defansları vermenizden daha mantıklı. Çünkü zaten sizin range unitlerinizin içine eğer bir slashing damage ya da blunt damage vuran bir unit giriyorsa bitmiştir yani oradaki olay. O yüzden e, daha çok range unitlerden aldığı damage'i azaltmak adına health ve e, piercing defans tercih edebilirsiniz. Yani delici hasar e, defansı. Bu range unitlerden bahsettikten sonra ben e, yakın piyadelere gelmek istiyorum. E, buradaki olay birazcık daha değişken. Çünkü neden? Yakında bizim e, Halberd yani e, böyle Halberd'ın değişik bir mızrağı var ucunda şu an gösteremiyorum. Mızrağın ucu gözükmedi. Bu Halberd'de gözüküyor mu? Heh, gördüğünüz gibi değişik bir mızrağı var Halbert'ın. Bu da ona bir sürü damage tipini aynı anda vurmasını sağlıyor. Bu Halberd Surgeon'da da aynısı var. Ben Halberd'larda daha çok e, stance yani duruş pozisyonunda brace yani bu mızraklarını ileriye doğru tutup oturduğu pozisyonda oynamayı sevdiğim için daha çok piercing damage'lerini arttırmak adına piercing armor penetration ve piercing damage ver verdim. Buna ekstra olarak e, piercing defense verdim. Çünkü e, çok tank unitlerde değiller. Aynı konuştuğumuz gibi gazilikten sağ üstteki ikona tıkladığımda gördüğünüz gibi. Mesela piercing defense'ını bayağı arttırdım ben bu unitin. Çünkü e, şöyle bir şey var. Size karşıdan yani halberdlerin e, karşısından mızraklarını tuttuğu yerden bir charge bir unit geliyorsa... Zaten çok kayıp veriyor. Çünkü çok güçlü ünitler. Çok yüksek DPS çıkartabiliyorlar. Ama e, bunları en çok yoran şey... aynı çok halberdlere zarar veren şey... E, menzilli saldırılar. Okçu saldırısı, tüfekçi saldırısı. O yüzden bunların piercing defansını arttırmak gayet mantıklı. Ne yapıyoruz? Piercing defans doktrini veriyoruz mümkünse. Health verebiliriz mümkünse. Ben mesela eklememişim. Çünkü aynı nedenden... E, puff günlük doktrin verebiliyor bu sezonda için içinde ama şu an mesela bir tane health doktrinini ekledim. Geçtim. Olay bu halbırtlar için. Çok DPS türü var. Ee, ben oturduğu pozisyonda, mızraklarını ileri tuttuğu pozisyonda ve çok yapmadığım için piercing damage'ini yükseltmek için piercing yani delici hasar doktrinlerini kullanıyorum halbırtlarda. Halbertları geçersek başka bir e, birim türü de mızraklılar ya da kargılılar. E, elit Imperial Pikemen yani e, elit emperyal kargıcı muhafızlarıydı sanırım Türkçesi. Bunda ne kullanılıyor? Bunda da gayet basit bir mantık yaparsak. Gazile'ye tıklıyoruz. Sağ üstte geliyoruz. Piercing yani e, delici zırh aşımı vuruyormuş. Delici zırh aşımına sahipmiş. Bir de delici hasara sahipmiş bu unit. Ee, Max en çok sahip olduğu şeyler olarak. Ben de o zaman ne yapıyorum? Ben diyorum ki delici hasarını arttırayım senin diyorum. Yani çok aşırı e, Imperial Pipeline'lerinizin yani elit kargıcılarınızın doktrinlerinin çok iyi olmasına gerek yok. Bunun nedeni de ne? E, zaten bu unit Advanced güçlü bir unit. Yani bu unit XV yaptığınızda çok yüksek bir damage ya da çok yüksek bir performans beklemeyin bu unit'in tek olayı advance atmak. Advance'inizi yani ilerlemeyi böyle mızraklarını ileri tutup yavaş yavaş adım adım ilerlediği bir iki skill'i var. Zaten sahip olan arkadaşlar kullanmıştır illaki. O sırada da zaten pierce damage vuruyorlar ve bütün önündeki unit'leri yere yatırıyorlar. Bu nedenle bunlara da pierce damage ve ben burada slashing defense tercih ettim. Neden? Çünkü hani bu advance sırasında slash damage daha çok yiyeceklerini düşündüm. Ee, çoğu birimi düşünerekten advance attığım. Ama bunları da gene health, piercing, defense takılabilir. Mesela health'i de takmışım zaten. Ee, buna ekstra olarak e, şurada doktrinlerinizi de kullanıp isterseniz mesela ben piercing, defense tercih ediyorum. Bununla değiştirebiliyorsunuz. Bu kısma da sonradan geleceğiz. Ama slashing daha uygun olur diye düşünüyorum. Health de verebilirsiniz yanında. Bunun dışında başka konuşmak gerekirse mesela Spear Surgeon çok oynanan bir unit. Bunun da veteransine baktık. Piercing vuruyor. Kalkanlarıyla küçük bir blunt demeyici var. Ama baktık daha çok delici hasar vuruyor. O zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bütün delici hasar verebildiğimiz şeyleri takıyoruz. Aa burada mesela Spear doktorunun varmış. Mızrak. Bunu da aldım. Hemen taktım mesela. 360 health arttırdım. Fark etmemiş mesela. Gözümden kaçmış. Bunu da eklemiş oldum. Unitime. Ee, Fortabrasyolar zaten uzun mızraklılar. Onlarda da e, piercing defans. Piercing pardon. E, ve yani delici hasar ve delici zırh aşımı tercih ediyorsunuz. Javelin'e gelirsek Javelin'de ne yapıyoruz? Zaten tekrar bakalım birlikte de Javelin'lerde delici hasar vuran karakterler. Bulan turmasının nedeni de e, kalkanları olması. Kalkanları unitlerin yanına gittiğinde kalkanları da vurup e, kendi mızraklarıyla elinde normalde attıkları Javelin'lerle vuruyorlar. Bunda ne tercih ediyorum? Tabii ki de piercing, damage ve yani delici hasar ve ...delici zırh aşımı tercih ediyorum. Buna ekstra olarak... ...unitlere vurduğu hasarı arttıran... ...breakthrough doktrinini koydum. Bunun nedeni de... E, ...Javelin çavuşlarında... ...şöyle bir skill var. E, bu skill sayesinde... ...şuradan gösterirsem... ...double shot yani ikili vuruş. iki tane Javelin... E, ...fırlatma şeyi yapıyorlar. Sırası yapıyorlar. Yani arka arkaya bütün sahip olduğunuz Javelin'ler iki tekere kendi ellerindeki mızraklarını fırlatıyorlar. Bu da ne yapıyor? Yüksek bir DPS çıkartıyor tabi. Arka arkaya fırlattıkları için ve çarptığında cidden ünitlere büyük bir hasar veriyor. Yani eğer okçu, karşısındaki ünit okçu ve tüfekçi ise cidden yüksek bir hasar alıyorlar. O yüzden ne yaptım? Breakthrough. Yani ünitlere fazla vurma doktriniminde javelin çavuşlarına ekledim. Burada şimdi Javelin konuştuk. Mızrakları konuştuk. Kargıları konuştuk. Bir konuşacağımız unit tipleri de genellikle kılıç ve kalkanlı unitler. Yani mesela kondut En çok kullanılan unit tiplerinden biri. Bunda ne yapmışım? Kendi doktrinini, verdiği doktrinini ekledim. Genellikle slashing damage vurdukları için slashing damage'i ekledim. Şuradan da bakabiliriz. slashing damage'lerini ekledim. bunda şöyle bir şey var. Condottier'in skill'inde yani şöyle baktığımız zaman pardon. Şok atak. Şok saldırısı mı artık Türkçesine bilmiyorum açıkçası. İleri doğru rushlayıp bütün güçleriyle sword'larını ve shield 5'lerini kullanıyorlar. Yani burada ne alıyor? Blunt'la birlikte karışık slashing damage de vuruyor. Zaten XV'sinde slashing damage vuruyor. Charge'ında Blunt'la Karışık slashing vuruyor. Yani o yüzden e, blunt damage'i çok yüksek bir karakter değil. E, gördüğünüz gibi zaten 500 blunt damage'i falan vardı. 500-600 civarında. Aynen 600. O yüzden ben bunlarda daha çok slashing eklemeyi tercih ettim. Bunun yanına ne ekledim? E, block rate'ini yani bu kalkanlarının mesela yanında yere vurduğunuzda... ...kalkanıyla bir savunur önden vuruyorsanız... ...hani o bloğunu arttıran bir doktrin taktım... Bir de range damage'ini azaltan, aldığı range damage'i azaltan bir doktrin var. Onu taktım. Böyle bir doktrin sayfası hazırladım. E, için. Bunun aynısını mesela ben de rattan e, yuvarlak kalkanlar diye bir unit var. Bunda da kullanabilirsiniz. park Minisha'da kesinlikle e, şu doktrin var. Bu çıkarsa yani Rare Polarm Doktrin diye geçiyor. Bu ne yapıyor? Sizin e, şeyin ...unitleriniz duruştayken, brace'deyken, yani mızraklarını böyle sabit tutarken karşısına doğru demeçlerini yüz arttırıyor. Bu kesinlikle eklemeniz gereken bir doktrin. Onun yanında piercing demeçle yani delici hasarla delici zırh aşımı ekleyebilirsiniz ve ben buna ek, ekstra olarak breakthrough ekledim. Çünkü Pike Militia'da cidden unitlere oturduğu zaman çok yüksek hasar veren bir unit. Ee, bunun dışında blunt hasar yani ezici demeye vuran bazı ünitler var. Bunlardan en büyüğü diyebileceğimiz unit Iron Reaper'lar. Bunlar da baktığınız zaman karışık aslında hasar vuran bir unittir. Bunun nedeni Iron Reaper'ın iki tane silah olmasıdır. Gördüğünüz gibi bir kılıcı var bir de böyle gürzü var elinde flail denilen. Bu flail ezici bir demeç vurur. Onun yanında Pierce de vurur çünkü gördüğünüz gibi Pierce etkileri var Gürzün ucunda böyle topak Sivri çiviler var Bu yüzden hani Pierce damage de Vuruyor ama hani siz buradan Pierce damage Vuruyor diye Pierce doktrini kesinlikle takmayın Ben ne ekledim Klasik blunt vurduğu için Charge'ı süresince blunt vurduğu için Ve Blunt hasarı Yüksek olduğu için Elindeki güç sayesinde Ezici hasar doktrinlerimi taktım. Yine slashing defans taktım. Can verdim. Bir de e, slashing armor penetration eklemişim. E, böyle bir... combo yaptım. E, şey için. Iron reaperlar için. Buna ekstra olarak bir de tisereğimiz var. Tiserekte de aynı şekilde... Ezici hasar vurduğu için... Ezici doktrinlerimi ekliyorum. Sonra... Ee, bu şeyi de bitiriyorum ee, doktrin sayfamı da bitiriyorum. Ee, buna ekstra olarak bir de ne var? Cavalry ünitlerimiz var, mızraklı, uzun mızraklı ünitler var. Onda da mesela hüssar. Hüssar da kesinlikle ee, delici yani piercing armor penetration ee, vermeniz gerekiyor ve buna ekstra olarak gene breakthrough'u da kullanabilirsiniz. Monastikler içinde durum e, aynı şekilde. Çünkü bunlar uzun mızrakları olan unitler. Bunlar da gene e, kesici değil, ezici de değil, delici hasar vuruyorlar. O yüzden deliciyi kullanıyoruz. Doktrin e, sayfasını tamamlamak gerekirse e, durum böyle. Ama buna ekstra olarak bir e, anlatacağım birkaç bir şey var. Özellikle doktrin nasıl elde edilir? Doktrini ...çıkartmak için X tuşuna basıyorsunuz. X tuşunda... E, ...Savaş War Scholar diye bir... ...arkadaş var. E, ondan bu doktrinleri... ...elde ediyorsunuz. Doktrinleri nasıl elde ediyorsunuz? Gördüğünüz gibi şurada dört tane... ...şey var. E, ve harita var. Bu, bunlar... E, ...sizin alacağınız unitlerin... E, ...regionlarını gösterir. Bunlar... ...signakulalar için. Yani buradan unit signe çıkartıyorsunuz. Bir tane mesela çıkarttığınız zaman o uniti ileride açarken e, bu bir tanesinin anırını sizin harcayacağınız anırdan düşüyor. Bunu sonra da konuşuruz. Şu an önemli değil. E, normalde X'ten elde ediyorsunuz bu doktrinleri ve doktrinleri ...geri yeri ve tipi değişebiliyor. E, bu mesela şu an bende uzakçı yani the bowman's rat diyor. Ne diyor? yani range unitlerin doktrinleri buradan çıkar diyor. Doktrinlerde şöyle bir olay var. Ee, normalde bütün doktrinler burada gösteriyor çıkabilecek. Yani mesela range diye atıyorum e, blunt damage çıkmıyor değil, çıkıyor. Blunt doktrin de çıkıyor. Yani her şey çıkabiliyor de. Ama bazı e, özel doktrinler var. Mesela polarm doktrini yani bu Pike milişi için konuştuğumuz Otururken damage'ini 100 arttıran... Buradan çıkmaz. Buradan da ne çıkar mesela? Benim PYS'lere taktığım... %10 fire rate arttırma. Özellikle arbaletçiler için. Özel olan şey çıkar. Yani bazı genel doktrinler var. Mesela bu ne? Piercing damage, piercing armor penetration... Ezici hasar, kesici hasar... Delici hasar, doktrinlerinin ve bunların... Zırh aşımı doktrinlerinin... Hepsi bütün doktrin tiplerinden çıkar. Yani zaten üç tane var. E, atlı birlik doktrinleri gelebiliyor. Uzakçı birlik doktrinleri gelebiliyor. Bir de yakıncı e, yer ünitelerinin birlikleri gelebiliyor. E, doktrinleri gelebiliyor. Bu sayfaya, X sayfasına. Siz de buradan ne yapıyorsunuz? Mesela bunlar e, eğer benim e, şey çıkartmam lazımsa. Mesela fire rate doktrini istiyorum ben. Onu çıkartmak istiyorsam Buradan şeyi bekliyorum. Fire rate gelmesi için uzakçı doktrinin derinin gelmesini bekliyorum. Bu da nasıl oluyor? Günlük bunlar değişiyor. Mesela yarın bana tamamen random ve kişiden kişiye de değişir bu. Bana bugün mesela uzakçı gelmiş. Yarın ya atlı gelecek ya milli yani yakıncı doktrin gelecek. İşte bu Polarm'ın falan oldu. Hani bunları elde etmek istiyorsam onun zamanını düşünerekten doktrinlerimi açmam gerekiyor buradan excavate site'a tıklayarak şuraya treatise ile açılıyor doktrinler ee, bu treatise'ı da nasıl elde edebiliyorsunuz f 5ten elde edebiliyorsunuz burada f 5te seasonal store'da treatise 20 tane alabiliyorsunuz karakter başına ama dediğim gibi e, ya da size söylendiği gibi bu öncelik değil buradan daha çok öncelikle açmanız gereken seasonal store'dan almanız gereken şeyler var e, buna ekstra olarak nereden geliyor Bu L'de e, sizin Weekly Quest'iniz var Weekly Quest barını doldurduğunuzda size Burada mesela e, Marshall'ın hediyesi var Marshall'ın hediyesinden iki tane veriyor e, Ne bu Şövalye hediyesi Buradan da iki tane veriyor Buradan da iki tane veriyor Buradan kaç tane Buradan bir tane veriyor Yani haftalık siz 7 tane aslında Bu treatise'lardan Yani doktrin açmak için kullandığınız şeylerden e, ...treetizelardan alıyorsunuz. E, bir de önemli olan şey... ...Assassination ve Breakthrough doktrinleri... ...çok değerli doktrinler. Onları... ...hepsinden yani attan da gelebilir... E, ...yakıncıdan da gelebilir... ...uzakçıdan da gelebilir. Hepsinden gelebilir... ...o doktrinler. O yüzden onlar için... ...özel bir beklemeniz gerek yok. Ama dediğim gibi sadece... E, ...mesela... ...yeni başlayan oyuncular eğer burada... ...at e, simgesi görüyorsa... ...yani... Onun günlük doktrin, treatise kullanma e, şeyi, e, war school'ları da atsa Onları o günlük, treatiselerini o günlük kullanmasın Bir sonraki günü beklesin Daha çok uzun menzilli ve e, yakın e, dövüşçü unitlerine açacağı e, doktrinler için bekletsin treatiselerini Bunun dışında eklemek istediğim başka bir şey yok Doktrinlerinizi hemen kullanmanıza da gerek yok Doktrinler ayrıca çok yüksek e, bir şey... Yani çok yüksek damage arttıran şeyler de değildir. Ünitlerinizi nasıl kullandığınız... Bundan kat kat daha önemlidir ve... Ünitlerinizin gazilikleri de... E, doktrinlerden kat kat daha önemlidir. Doktrinler sadece... Küçük bir ekstra bir şey sağlar size. Yani çok minik bir şey sağlar. Sizin defansınızı birazcık arttırır. Sizin canınızı birazcık arttırır. Damage'inizi birazcık arttırır. Yani ekstra bir şey katar. Gazilikte sizin basacağınız bir level'ın karşılığını verir kısaca. O yüzden bazen onu bile vermez. O yüzden doktrinler aslında çok önemli bir şey değil. Ama tabii ki oyunda olan bir şey. Ve hani biz de bunları unitlerimize, birimlerimize ekliyoruz. Birazcık uzun anlattım. karmaşık anlatmış olabilirim. Ama olabildiğince derin anlatmaya çalıştım ki iyice anlaşılsın konu. Çünkü birazcık kafa karıştıran bir özellik aslında yani neden ben bunu takmalıyım neden e, kullanmalıyım e, diye sorular geliyor. Nasıl kullanmalıyım ne vermeliyim. Yani hepsini e, kapsamaya çalıştım özellikle. Bir de son bir şey bahsedeceğim ve videonun sonuna geleceğiz. Mesela ben burada ne yapmışım. E, kes, e, delici hasar doktrinleri eklemişim. Ben gidip buraya e, şey ekleyemem slash yani kesici hasar doktrini ekleyemem elimde varsa. Ya da ben buraya e, slashing defans yani kesici defans doktrini eklediysem kesiciden az yemek için gidip blunt defans doktrini ekleyemem. E, yani siz doktrinleri eklerken sizden tek tip bir doktrin defansa defans ataksa atak. Onlarda tek tip bir doktrin seçmenizi itiyor oyun sizi. Yani ben yönetime kesici hasar mı vermek istiyorum? Sadece kesici hasar ve kesici zırh aşımı verebiliyorum. Hem kesici hasarı hem delici hasarı hem ezici hasarı aynı anda kullanamıyorum yönetimde. Yani bunu da e, doktrin eklerken e, sizi eklemenizi engelleyebilir. E, bu da e, bunun nedeni de yani budur. E, bunu da dedikten sonra e, daha çok Sorunuz e, YouTube'da gördüyseniz Avar klanı bütün oyuncuları, yeni başlayan oyuncuların e, bekliyor. Yeni başlayan oyuncularımızın da dostudur. Her türlü yardımı e, etmeye çalışıyoruz yeni başlayan oyunculara. Gerekse bu rehber videolarda olduğu gibi. gerekse birebir e, soruları olduğunu Discord'a gelip bize soruyorlar. E, bu nedenle e, özellikle yeni başlayan oyuncular olmak üzere bütün levellardan oyuncuları Avar klanına bekliyoruz ve videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.